belli koltukta mücadele eden, tarih yazan bir bakana bu yapılmaz. Bu olmaz. Şimdi bunu insafla, siyasetle, etikle, ahlakla bunu izah edemeyiz. Evet. Şimdi burada çarpıcı bir örnek var. Evet, özür diliyorum. Lafını unutma, şunu da ilave ederek devam edeyim. Biraz önce söylediğin orayı da tamamlayalım. Şimdi hani Adalet Bakanı'ndan bahsettik. Niye bugüne kadar işte şey yapılmadı? Ne derler? Durdurma alınmadı ya da gösterimi yasaklanmadı. Erişim engelli yapılmadı diye. Fakat hükümetin bu konudaki yaklaşımına baktığımızda bugüne kadar özellikle FETÖ hesaplarıyla ilgili Fuat Evren'in hesabını hatırlayalım. Devlet bazen şöyle çalışıyor. Son raddeye kadar, yani kapatmak yerine, kapatıp bunu daha da yükseltmek yerine korktuğunuz bir şey vardı dedirtmemek için bütün bağlantılarını, etkileşimini görebilmek için sonuna kadar onu tespit edene kadar bekliyor. Hatırlayalım Fuat Evren hesabı. Yaklaşık 2 sene, 2,5 sene tezvirat yapmasına sabrettiler. Buradan da konuşmasına o anlamda sabredebilirler. Yani bağlantılarını tespit edebilmek için satır aralarında videoyu tek tek, ki muhtemelen işte İçişleri Bakanlığı, devletin başka kademeleri muhtemelen bu videolar zaten satır satır cümle cümle kontrol ediyorlardır. Ne anlama gelebileceğini değişik yönlerden analitik olarak analiz ediyorlardır zaten. Ben bile çok basit bir bakış açısıyla gerçekten 6-7 tane önemli özel noktalar tespit ettim. Ama şu bir gerçek ki hitap tarzı, yaklaşımı, zamanlaması ve niye işte sürekli kendini ön plana çıkarması ve istediği olmadığında ya hani beni yaktınız ben de sizi yakarım diyerek FETÖ'nün tıpkı şeylerin ne derler dershanelerin kapatılması olayında yaptığı o harakiri girişiminin bir benzerini net bir şekilde görebiliyorsunuz bu videolarda. Evet, yani ben ondan önce biraz önceki bir Süleyman Soylu acaba yalnız mı bırakıldı sorusuna cevap olarak ve savcıların için harekete geçmeleri cevap olarak şunu söyleyebilirim. İlker Başbuğ bir süre önce bir kitap yayınladı. Güç odaklarının mücadelesi diye 60 ile 80 arasını gündeme alan, değerlendiren. Orada 27 Mayıs darbesi Demokrat Parti seçim kararı alsaydı olmazdı gibi bir değerlendirmesi var. Pek çok tarihçinin yaptığı gibi. Bununla ilgili mesela AK Parti'nin pek çok il yöneticisi, başkanı suç duyurusunda bulundu. Dava açtı. Peki şimdi Sedat Peker'in bu açıklamalarıyla ilgili olarak AK Parti'nin teşkilatı niçin herhangi bir suç duyurusunda bulunmuyor? Hadi diyelim ki savcılar kendiliklerinden harekete geçmekten çekindiler. Pekala onlar da bununla ilgili olarak bir suç duyurusunda bulunabilirlerdi. Diğer muhataplar, Sayın Kazdağlı. Evet. O kadar çok muhatap var ki değil mi? Yani sizin var, evet. Söylediğinizi yani, doğrulamak için söylüyorum. O kadar muhatap doğru. Var ki hiç kimse, herkes bir ölü numarası yapıyor. Yani ne kadar bir 20 yılın biriktirdiği ne kadar algı varsa hepsi Süleyman Soylu evet. Üzerinde kalsın. Hesabı öyle görelim. Ondan sonra da biz rahat ederiz gibi bir düşünce var. Halbuki tam tersi. Amiyane tabiriyle ya da cuk oturan tabiriyle Süleyman Soylu'nun iktidar partisinin nükleer başlıklı siyaseten füzesi olduğunu herkes biliyor. Yani Sayın mesele belki şeye tıkanıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra sosyolojik tabanı en yüksek olan siyasetçi olmasından kaynaklanan birilerini rahatsız eden bir olguya tıkanıyor. Ama bu bir siyasetçinin elinde olan bir şey değil ki. Halk severse sever. Ve benim kendi gözlemime göre hemen size bırakıyorum. Kendi gözlemime göre dün Süleyman Soylu'yu seven kitle aynı şimdi kim dün seviyorsa bugün yine sevmeye devam ediyor. Dün sevmeyenler bugün yine sevmemeye devam ediyor.